Ya Sinan, sen aklını kaçırdın galiba. Onca yıldan sonra nasıl çıkarsın belgenin karşısına? Yapabilir misin? Bilmiyorum. Ne diyeceksin? Kusura bakma. Hayatımın en güzel 20 yılını çaldım senden. Beni affet mi diyeceksin? Ben de onun kadar acı çektim Nevzat. Ben de onun kadar karanlıkta kaldım. Sen bütün bunları hak ettin Sinan. Ama o hak etmedi. İşler çok büyüdüğünde seni uyarmıştım. Bundan sonra atacağın her adım bir itin kuyruğuna basar demiştim. Ama beni dinlemedin. Hep daha fazlasını istedin. Hep her şeyi yönetmek istedin. Dönüşüm yoktu Nevzat. Benim için zirveden başka yol yoktu. Ya bu alemi yönetecektim ya da bu alemi yem bulacaktım. İyi işte, vardın zirveye. En tepede, en yüksektesin şimdi. Hadi düş bakalım nasıl düşüyorsun. Allah'ım yarabbim, nereye gitti bu çocuklar ya? Nereden bulacağım ben bunları ya? Koskoca İstanbul'da. Kardeş. Evet. Bana bir çay daha versene. Tamam abi. Sağ ol. Allah. Abi dur bir dakika. Abi bir müsaade etsene be. Bir müsaadesi, burada okuyoruz ya. Abi bir saniye, şuna bakıp hemen vereceğim ya. İşe bak ya. Allah Allah. Gülsüm Çolak polis tarafından aranıyor. Mermiş adamı Hasan Çolak'ın karısı Gülsüm Çolak her yerde aranıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada tarihi eser kaçakçılığa ulaştığı öne sürülen Gülsüm Çolak'ın kısa sürede yakalanacağı bildirildi. Daha önce de polis savaşı derde giren Gülsüm Çolak bu sefer paçayı zor kurtaracak. Oğlum sana gün doğdu lan. Sana gün doğdu lan. Sana gün doğdu. Ne oluyor be? Sağ ol abi. Anladım bakayım derdiniz nedir? Şey biz karlara bakmıştık da... Yok dayı biz yanlış geldik herhalde. Biz başka yerlere bakıyorduk. Yok yok doğru geldiniz. Hem de tam yerine geldiniz. Ben sana dedim oğlum. Hem de tam yerine gelmişiz. Bu sefer duydum ne dediğini. Ulan ulan size kanım ısındı. Hadi hadi içeri yazıhaneye gidelim. Bir şeyler içersiniz laflarız da. Siz bana kendinizi anlatırsınız. Kimsiniz nesiniz ha? Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Deryacığım 10 dakikadır karıştırıyorsun o çayı. Artık hiç istiyor sana. Affedersiniz komiserim. Ne yapayım herhalde stresten olacak. Sizin işiniz de kolay değil çocuklar. Pardon komiserim. Alo. Alo Başak. Şey ne olur bize iyi haber ver. Merak etme ormandaki kız Zeynep değilmiş. Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Ne olmuş komiserim? Ormandaki ceset Zeynep değil. Oh! Ne dedi? Ah, çok şükür. Zeynep. Zeynep'e bir şey mi oldu? Yok hayır Belgin Hanım duydunuz işte hiçbir şey yok. Başak. Başak orada mısın alo? Ben de konuşabilir miyim şef? Heyecandan bayıldılar galiba. Alo Başak. Alo. Başak şimdi beni dinleyin. Evet kız belki Zeynep değildi. Ama yine de bütün bunları o gözü dönmüş itlerin yanına bırakmak bize yakışmaz. Hemen bu konu üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Kızın kollarında iğne izlerini fark ettim. Çete işine benziyor. Yani bir ucu da bize dokunuyor. Biz Derya'yla hemen dosyanın kopyasını çıkarıp çalışmaya başlarız tamam. Tamam. Bir şey daha. Birkaç ay önce çanta kapkaçlarını yakalamak için giydiğimiz elbiseleri hatırlıyor musun Başak? Evet evet hatırlıyorum. Baba yapma ya. Hemen onları çıkartır depodan. Ha, bir de kulaklıklı telsiz tertibatı istiyorum. Akşam operasyona gidiyoruz. Tamam. Biz de yoldayız birazdan orada olacağız zaten. Ha Memoli unutmadan söyleyeyim. Şefe söyler misin? Belgin Hanım bekliyor burada kendisini. Evet. Tamam söylerim. Baba bu defa başka bir plan yapsak ha? Olmaz. En iyi plan her zaman işe yarayan plandır. Ya ben bir daha kadın kılığına girmek istemiyorum ya. Aa niye öyle diyorsun Cem? Hem sana ne kadar yakışıyor o elbiseler. Bir tane çakacağım şimdi sana. Aa tamam kesin. Sen de biraz yavaş kullan şunu. Bağ üstüne şef. Aa şef. Demin telefonda Başak söyledi. Belgin abla sizi merkezde bekliyormuş. Ne? Memoli bas gazı çabuk. Çabuk bas. Ama şimdi dediniz ki şef yavaş kullan diye. Memoli bu bir emirdir. Sana gaza başlıyorum. Hadi çabuk. Bağ üstüne şef. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.